Bir şey soracağım. Delikanlı gibi. Gerçekten finalde ne oluyordu abi? Onu geçemedi ya. Abi şimdi bizim Mecnun var ya. Şu ilkokuldayken bir kaza geçiriyor ve yatağa bağlı kalıyor. Ama böyle hani bırak yatağa bağlı kalıyor. Yani konuşamıyor bile çocuk. Ve sadece bakıyor yatağında. Annesi onunla ilgileniyor böyle sürekli. Baba taksici. Ama kadın bir süre sonra o kadar beziyor ki böyle çekip gidiyor. İskender'de mecbur işi gücü bırakıp böyle Mecnun'la ilgileniyor. Yani bizim o şimdiye kadar izlediğimiz her şey aslında Mecnun kafasından geçen şeyler. Biz hep onları izledik. Mesela Kaan, bunun ilkokul arkadaşı. Hep böyle onu şeyle gördük ya, önlükle. Çocuk büyüyor falan ama hep önlüklü. Çünkü Mecnun onu öyle hatırlıyor. Onlar hiç büyümüyor. Evet abi. Babası buna yemek yediriyor mesela. Orada bir tuzluk var. O tuzluğu Erdal'a benzetiyor. Erdal da kim biliyor musun? Babası diyor ki Erdal siparişleri getirdi yine diyor. Bakkal. Onu Erdal'a benzetiyor ama Erdal'ı hiç görmemiş. Ondan sonra kim var başka? Mesela Yavuz. Yavuz aslında o gece böyle camdan içeri giren ağaç dalları var ya, onun gölgesi olur böyle. O gölge abi. Çünkü bu eve taşındıkları zaman İskender bir ağaç dikiyor ve ismini Yavuz koyuyor. Hani Mecnun onu böyle fidanken falan hatırlıyor da ağaç halini bilmiyor. O öyle onun için Yavuz diyor ona böyle. Siyah eve diyor gelmeye, da böyle. Abi Yavuz hiç kapıdan gelmedi eve ya. Hep, evet abi hep camdan geliyor. Hep ama. Ondan sonra doktor geliyor bak. Doktor gelip buna iğne vuruyor. Onun yaptığı aşı var ya. İşte o aşı aksakallı dede. Şırıngada onun asası. İçeride yani Mecnun vücudunda mikroplarla savaşıyor. Yani karabasa. İsmail. Abi İsmail'de balık. Böyle Japon balığı. Böyle kocaman gözleri var falan böyle. Kavanozda duruyor böyle karşıda bir yerde. Mecnun böyle sürekli buna bakıyor. İsmail abi diyor içinden. O da ona sanki hop diyormuş gibi geliyor. İskender bir gün buna eş getiriyor. İsmail abi diye Japon balığı. Böyle koyuyor suya falan. Daha ilk gün ölüyor balık. O nedenle böyle hep ona üzülüyor böyle uzaktan uzağa İsmail'e böyle. Çok çok hüzünlüymüş gibi geliyor ona. Pullu pullu. Ya peki Leyla'lar daha ne olsun? Abi Leyla da bunun ilkokulda aşık olduğu kız. Ya aşkı değil böyle ilkokulda bir kızdan hoşlanıyor. Ama hiç gidip konuşmamış bile kızla. Sadece ismini biliyor Leyla. Onun anne ona aşık yani. Bir Leyla var ortada. Ama kendisi yok. O gördüğümüz kızlar var ya sürekli Leyla değişiyor kızla. O da böyle dizilerde filmlerde gördüğü kızla. Televizyonda bir kız görüyor ve ona Leyla diyor ve ona aşık oluyor. Çünkü yani tüm hayatı o oda kadar abi Mecnun. Ah ya. Yazık oğlum ona ya. Hiçbir şey bilmiyor ya. İçelim Mecnun'a ya. Gel.